gerçek tanı sonuçlarına girmeli. Gerçek tanıya çok daha kapsamlı bir dizi tanı yöntemi kullanarak erişilmesi lazım. Tanı testi değerlendirmesinin üzerinde yapılacağı örnekler ya rastlantısal olarak ele alınmış hasta veya sağlam değerlerden oluşur ya da gerçek bir toplum taramasıyla ele alınır. Gerçek taramadan elde edilen veriler aynı zamanda hastalığın sıklığında yani bizim prevalansımızla yansıtır. Tanı testlerinde bazı temel kavramlar var. Bunlar üzerine durmaya çalışalım. Dediğim gibi hani bazı tabloları vermeyeceğim. Altta kalsın zamanı ona göre kullanmaya çalışalım. Özgün oranlar tanı testinin denetimi ya gerçek hasta ve sağlamlar üzerinde ya da gerçeği yansıttığından kuşku bulunmayan bir ana tanı testi sonucuna göre yapılır. Ki burada tanı testi sonucuna göre işte pozitif veya negatif olması, gerçek veya pozitif olması, bizim burada gerçek pozitif, yalancı negatif ve yalan gerçek negatif dediğimiz olguları tablo içinde bir matris dizaynında verme şeyimiz. Ve burada biliyorsunuz bu tip tabloların sonucu bizim gold standart dediğimiz eğerlere ulaşılıyor. Gerçek hastalara konan tanı açısından bizim A gözesi, yani demin gösteren çoğumuz matris üzerindeki A gözesi, gerçek tanıya olgun olarak tanı testinin de hasta dediği olgular. Yani gerçek pozitifleri. Buna karşılık C gözündeki olgular gerçekte hasta olup tanı testinin hatalı olarak sağlam dediği, yani yanlış ya da yalancı negatif olarak bahsettiğimiz olgulardır. Bu çerçevede testin geneli için, duyarlılık kavramı ve seçicilik kavramı, yani diğer adıyla da özgürlük kavramını üzerine durmamız lazım. Duyarlılık kavramı testin gerçek hastalar içinden hastaları ayırma yeteneğidir. Testin gerçek hastaları ortaya çıkarmakta ne kadar duyarlı olduğunu gösterir. Özgürlük ise ya da seçicilik olarak, artık bu tanımlaması biraz kitaplardan, makalelerden hepsine biraz daha farklılıklar gösteriyor. Testin gerçek sağlamlar içinden sağlamları ayırma yeteneğidir ve aşağıda da gördüğünüz gibi bunlara ilişkin formüller. Çok basit, elden dahi yani hiçbir paket programa gereksinim olmadan dahi 2x2'lik bir matris dizaynında bunları ellerimizden hesaplayabiliriz değerler. Yani 87'de asistanlık yaparken Hacettepe Tıp Fakültesi bir kürsüsünde o zamanlar tabii şöyle söyleyeyim size, bilgisayarlar ne yazık ki Türkiye'ye o zaman 90 yıllarında girdiler. Hacettepe'deki kuruluşa bile ben 93'te bir asistan olarak masamın üstüne bir bilgisayar verilmiştir. Biz bunların çoğunu, ki bunlar çok basit şeyler, diğer daha spesifik testlerin hepsini elimizden hesaplıyorduk. Şimdi hayat biraz kolaylaştı. Mesela herkes bir SPSS eğitimi alıp işte kendi işini kendisi görmeye çalışıyor. Tabii bu ne derece doğru, ne derece yanlış, tabii burasının tartışılması lazım. Ama dediğim gibi çok iyi bir kullanıcı olmakla her şeye hakim olmak arasında bence bir farklılık vardır.